bu kolt. Sürsene! Vurdular oğlanı. Niye takarım seni peşime bilmem ki? Bedava şoförlüğünü yapıyoruz. Bu vurulan sağcı mı, solcu mu? Ne bileyim, Allah cezalarını versin. Beşte buradayım, Etiler'e uğrayıp döneceğim. Dikkatli sür! Bir de şuraya efendim. Hadi hayırlısı olsun! Hayırlısı, avukatlara iş kalmadı gayri. Hayırlı olsun. Olsun. Hep birlikte yemek yeseydik bu arada. Yarı da yerimi ayırtmışım. Ha, gitsin işinin başına kardeşimiz, Adana'daki ocağımız tütmeli. Sen Adana'yı aldın, Mahmut ağam da buradakileri. Bakalım biz ne yapacağız? Vah sana, kaldın ortada! Leon Bey'in senetleri. Kardeşimiz bize cimri, Leon'a cömert! Yoktan fabrika yaratmış Leon. Cimrilik etsek ne geçer elimize? Hadi kalın sağlı canım. Güle güle abi. Seni ben götürmek isterdim alana ama kusura bakma. Ben yapacağım. Bırakırım alana kardeşimi, çıkıyorum zaten. Güle güle. Hadi. Güle güle, kusura bakmayın. Kerami Bey, girmek istiyor. Oyalayayım biraz, Leon Bey'i aldım. Biraderleri vardı, yeni bitirdiler işi. Ayrıldılar yani. Öyle gibi. Ama Cemal Bey'in tırnağı kalmıştır gene bir taraflarında. İçeride misafirim bekliyor. Hepsi tamam benim için. Fabrikayı 6,5 milyona devralıyoruz. İşte bonolar, imzalar da tamam. Evet. Fabrikanın başında kalacaksınız. 30.000 net maaş. Kârın da %25'i, anlaştık mı? Teşekkürler Cemal Bey. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Rica ederim. 3 banka şubesi tamam, Taksim'le konuşmadım daha ama ondan bir pürüz çıkacağını sanmıyorum. Yeni bir durum var Kerami Bey. Anlaşmıştık. Geçen haftaydı. Geçen hafta İrfan Baş'a verebilirdim. Sanmam. O sizinle çalışmaz. Sizinle ilişkim kalmadığını görünce çalışacak. Siz bilirsiniz Kerami Bey. Çıkarınızı düşünmek hakkınız. Ben bu zararı atlatırım Cemal Bey. İnşallah sizin atlatamayacağınız gün gelmesin. Sizi arıyorlar, Ankara. İzninizle. Rica ederim. Boş, güle efendim. Boş, hepsi boş. Ne dersiniz? Haklısınız beyefendi. Beni istemiş. Uğramadınız hiç. Soluk aldığımız yok ki. Cemal Bey boşuna koşturur adamı. Gençsiniz Salih Bey. Bir daha düşünün geçenki konuştuklarımızı. Bunak tilki seni! Paracıklarını bakalım kime yedirecek bu haspa? Artık bu fabrika yalnız bana kaldı. Tek holdingi tek yapacağız memlekette. Bizden güçlü İrfan Baş var, Baş Holding. Gereğinde ondan acımasız olacağız. Kimse benden zam beklemesin. Yeni yatırımlar için arttıracağız geliri, kalabalıklara yedirmek için değil. Sendika kavgaları istemiyorum. En iyisi sendikayı hiç sokmamak içeri. Abimin hatasıyla girdiler bu fabrikaya. Ama artık Mahmut tek yok, Cemal tek var karşılarında. Hadi bakalım, yarın 8'de iş başı. Peki, çalıştırmadıkları 2 günün parasını alacak? Onu temsilciniz konuşur. Olur mu abi ya böyle şey? Vallahi anlamamışım. Niye 2 gün paydos ettiler koca fabrikayı? Aha, böyle kapatırız. Siz de sokakta kalırsınız diyorlar. Anladın mı, koca kafalı? Ne oluşmuş kardeşler? İşçinin bir kısmını çıkaracaklarmış fabrikadan. Bizim Harun'a söylemiş Hayri Usta. Vallahi namussuz, Karadenizliler attırır ha! Vallahi bu hamsiler! Ekmeğimize düşman bunlar. Oh olsun size! Bir sendika çıkardınız başımıza, hemşeri hemşeriyi tutmayı da ciddi Allah'ın dağılışıyla birlik olayım be! Hadi be! Sözü kafanız dediğine bak ya! Sizi de bırakalım Nazif Bey. Sağ olun, benim yolum yakın. Millet geziyor Gümüşhaneli. Geçsinler, demokrasi var arkadaş. Sendikaya geliyorsun değil mi akşama? Oraya da gelirik arkadaş. Şu çevrene bak. Nasıl değişiyor her şey? Yıldırım gibi. Bir tek biz değişmiyoruz. Kim bilir? Belki de değişmek istemiyoruz.
Şeytan diyor ki... Ne diyor şeytan? Kerami Bey boşuna söylemiyor. Bu bizim patron metelik etmez vallahi. Varsa yoksa kendisi Cemal Bey'in. Herkes kendini düşünüyor. Bir bakışı var sana aç kurt gibi. Ben kuzu değilim. Evleneceğiz. Sen hala bu bürolarda, bu heriflerin arasında kanım donuyor bazen. Amma da takıyorsun kafanı, her yerde bakarlar insana. Kökünden çözmek gerek. Bizim ev de berbat. Üf, çıldıracağım be! Dönelim, evdendi mi yüreğim ağzıma geliyor. Hoş geldin. Nereye Emmoğlu? Metin, bizim arkadaş. Hoş geldin kardeş. Hoş gördük. Zeynel'e gideceğim. Kasap Zeynel'e. He. Doğrusunu desene Zehra yengemize diye. Sen öyle de. İyi, iyi, biz de çalışacağız zaten. Mektubum var. Hani? He işte. Sağ ol. Sen de okuyor musun bunları? Ne oldu Emmoğlu? Para istedim de. Darphanemi kurmuşuz eniştem orada. Oğlum gidiyor işte. Parayı niçin? Hadi eyvallah. Karnınız açsa orada yiyecek var. Yedik biz sağ ol. Güle güle. Güvenilir mi? Müşaneliğe mi? Aslan gibidir. Gereği yok. Bilmesin daha iyi. O da rahat eder biz de. Bak arkadaşım. Söyle öğrenci arkadaşlara. Biz onlardan dinamitli, tabancalı kavga istemiyoruz. Fabrikada da konuştuk. Gelsinler bizim işçilerin arasına. Onlar bizden öğrensin, biz onlardan, tamam mı? Tamam. Bunlar faşist bir protesto bildirileri. Yarın dağıtılmalı hepsi. Kimseyi zorlamak yok. İsteyen dağıtır. Saat 9'u geçmiştir. Nerede kaldı bu kahpe? Boşuna telaşlanıyorsun Zeynel emmi. Kız bir arkadaşıyla sinemaya gitmiştir. Ne sineması? İznim var mıdır benim? Akıllıdır Zehra bacım. Bastırma bu kadar. Gençtir. Bu mudur gençlik ulan Gümüşhaneli? Söyletme beni şimdi. Kız kısmı gece yarısı gelecek ha? Merhaba. 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 Toplantıya gideceğim demiştin. Yarına kaldı. Ne oldu gene surat esmesin? Aç değil misin? Yedik. Böbrek getirdiydim senin için. Yedim dedim ya. Fabrika nasıl Gümüşhaneli? Ellerinden öper. Zehra Hanım dışarıda mı gene? Mezara girsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana müsaade Zeynel'im. Bu ne vakit be? Kapat kapıyı. Bana baksana sen. Baktım. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma sen. Şuna bak be, hem suçlu hem güçlü. Senden sorulmaz dedim, çık buradan. Çıkmıyorum işte. Çabuk çık diyorum sana! Bir de kabadayılık mı taslaysın ha? Eşek oğlu eşeğin kahpedölü! Rica ederim küfretmeyin baba. Orospulu gideceksin gece yarına kadar sen ha! Seni kahpe seni! Ben ulan mezardaki ananın... İstemiyorum senin gibi böyle evimde, defol! Ben de istemiyorum artık sizi! Cehennemin esmeli safiline kadar yolun var! Teyzeme gidelim istersen, bu vakit... Sağ ol, istemiyorum. Bakma, baban sinirlendi işte. Nereye gideceksin bu saatte? Melahat'e gideceğim. Neredeki Melahat? Param var mıdır? Geç vakit. Sağ ol, teşekkür ederim. Aksaray.
Yeter be! Canından bezdir beyin insanı! Nereden bulayım parayı? Çalayım mı? Evi zor geçindiriyorum zaten. Bir külüstür arabam var işte, alın, satın, ne ederseniz edin işte. Evi yalnız sen mi çeviriyorsun abi? Babamızın emekli maaşı. Babamızın emekli maaşı annemizin ilaç parasına yetmiyor. Ne sanıyorsunuz? Rica ederim ayağınızı yere basın. Lükse harcanacak beş paramız yok bizim. Kendiniz kazanın, istediğinizi yapın. Benden bu kadar. Efendim? Kim? Ha, buyurun beyefendi. Kusura bakmayın Salih Bey, sizi vakitsiz rahatsız ediyorum. Rica ederim beyefendi, buyurun. Bu senetlerde takıldığım bir nokta var ama böyle telefonla olmaz tabii. Yarın uygun bir saatte teşrif etseniz hem dertleşirdik biraz. Olur efendim. Yarın bekliyorum, kaçta isterseniz evdeyim. Peki beyefendi, rahatsız ederim. Estağfurullah, iyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Yarın ben rezil olacağım, bunu daha gidiyor herkes. Ne yapalım yavrum, çilemiz. Ağlama canım. Vallahi utanıyorum, şu bluzuma alayla bakıyorlar. Hepinizi selamlarım. Ha, gündeme geçmeden müjdeleyeyim. Tek holdingimizin çıkardığı 100 milyonluk hisse senetlerinin tamamı satılmıştır. Sizleri kutlarım. Konuşacaksınız Cemal Bey'le. Zam yok. Zarardayız zaten. Batırmak mı istiyorsunuz fabrikayı? İşsiz kalmayın diye kapatmıyoruz burasını. İşçi fazla, üretim de az zaten. Biz patronla görüşürüz. Cemal Bey sendikacılarla konuşmaz. Nasıl zarar göstereyim ben bunu? Nazif Bey'e sor. Yıllardır nasıl yapıyorlarsa. Evi bana bıraktı Melahat. Çoğu gitti. Görüştün mü Kerami Bey'le? Evet Bay Leon. Senetlerdeki imzaların hepsi sahte. Ha? Bu da mukaveleniz. Ya kanun? Kanun benim kasamda kilitli. Mukaveleni hukukçularım bir ay evvel iptal ettiler. Ya buradan çıkıp gidersin, hangi kaya büyükse kafanı ona vurursun... ...ya da sana helalinden 750 bin liralık senet veririm, bu iş kapanır. 6,5 milyonluk senede 750 bin... Ben o fabrikayı... Vicdan mıdır bu? Vicdanla iş görmüyoruz Bay Leon. Parayla iş görüyoruz. Düşün, işine gelirse. Düşünecek nesi kalmış? Buyurmaz mısınız? Demek ki bizim Cemal Bey, balyonu böyle kıstırdı ha! Ben de diyorum, ne diye bu Yahudi'ye böyle yumuşak davranır bizim oğlan diye! Yaptığı şüphesiz hoş değil ama o Leon'a da müstahaktır vallahi! Delirmiş mi bu? İş yapıyoruz abi! Bana nasıl yaparsın bunu? Emayi eşini durdurdum şimdilik. Makineler revizyondan geçecek. Şimdi mi buldun? Batıracak mısın beni? Küvetleri İrfan Baş'a teslim etmezsek... ...2 milyon tazminat ödetir bana. İrfan Baş'a gücün yetmiyorsa fabrikayı bana devret abi. Hemen bütün hisselerini alayım 450'den. 450 mi? Yarı bile değil ha! Zarardaki fabrikayı alıyorum abi. Abi deme bana! Vicdansız, namussuz! Mahmut! Mahmut! Beyefendi! Evet efendim. Beyefendi rahatsızlandı efendim. Ya! Kalp krizi mi? Hemen profesörleri toplayın, konsültasyon yapılsın. Gerekirse dışarıdan uzman getiririz. Geçmiş olsun, eyvallah. Biraz konuşmak istiyorum sizinle. Çok yorgunum. Yarın konuşsak, önemli miydi? Evet. Nedir? Şunlara bir bakın isterseniz. Yani? İstemiyorum başkalarının eline geçmesini. Şantaj yapıyorsun aklınca! Sen bana baksana ulan! Terbiyesizlik etmeyecek kadar akıllısınızdır. Ben gideyim de siz bir düşünün en iyisi. Git, bir daha da gözüme görünme!
Bu yolda atılan adımın dönüşü yoktur, bilirsiniz. 2 gün beklerim. Daha fazla değil. Ne var? İşçi temsilcileri beyefendi sizi... Defolsunlar! Kapatacağım fabrikayı! Defolsunlar pis herifler! Aç köpekler, karınları doydu, bitik anlandı itlerin. Sendika filan da istemiyorum. Ağzını aç kalkan siktirir gider buradan, eşşoğlu eşekler! Terbiyeli konuşun beyefendi, ağzınızı bozmayın! Sinirli görüyorsunuz, üstüne varmayın diyorum size! Sadakamı istiyoruz, işçinin hakkını istiyoruz. O ettiği küfürlerin hepsini kapatına çalarım ben. Bitik anlandı işçinin kanını eme. Ne işte be, nerede sanıyor kendini? Hadi! Ben diyorum size, grevden başka çare yok. Konuşalım arkadaşlarla artık. Göster kendinizi. Vallahi açık söyleyeyim... Cemal Bey'e kalsa sizi de kabul etmez. Kendi bilir, bizim federasyon sizin de, işçinin de menfaatini... Biliyorum. Lafı bırakalım da işe bakalım. Siz işi bize bırakın beyefendicim. Siz bize arka olun, karışmayın gerisine. İşveren konuşmaya yanaşmıyor arkadaşlar! Bizi küfürlerle kovdu! Bu küfür hepimizedir! Önce bütün kanuni yollardan geçirecek tabii! Sonunda iş greve gidecektir! Eğer işveren bu katı tutumunu değiştirmezse... Ne grevmiş bu be arkadaş be! Canık çocuğumuzun ekmek parasından oynayamazsınız, tamam mı? Haşim doğruyu söylüyor arkadaşlar! Ne oynaması? Çoluk çocuğumuzun ekmeği için savaşıyoruz! Bu müdür dediğiniz sendikacılık sizin! Kapattıracaksınız koskoca fabrikaları... Hepimiz sokaklara gezeceksiniz. Ben üç çocuğumun hakkını hiç kimseye yadırmam arkadaşlar. Anlaşıldı. Doğru söylüyor. Bırakın be. Ulan Haşim gene bir bok yedin. Oy kurban olayım o çocukların hakkını. Son pişmanlık fayda etmez arkadaşlar. Size bu adamların peşine düşmeyin diyorum. Bu sendika başımıza bela olacak. Çoluk çocuğumuzun rızkını kaptıracaksa Allah cezasını versin. Öyle sendikanın. Size söz veriyorum. Göreceksiniz. Bizim sendika size... Siz sendikanın ne olduğunu işi biliyor. Sizi satan namus. Sizi satan namus. Sizler avuçludur. Sen de mi merak ettin? Al oku. Ne haber? Yok bir şey. Herif barut gibiymiş diyor Melahat. Melahat'in haberi var mı? Söyler miyim? Korkuyorum canım. Bu yol bizim yolumuz değil Salih. Heriflere kölelik mi bizim yolumuz? Yetmedi mi? Peki ne olacak şimdi? Biz ondan daha rahat bekleyeceğiz. Şimdi sen de yoksun. Kendimi nasıl yalnız hissedeceğim orada? Her gün yüz yüze o herifle.
Yalnızken gitme yanına. Ben ister miyim? Ama mecbur kalırım. Kalma mecbur! Hele bir namussuzluk etmeye kalksın, doldururum kurşunları işkembesine de Yusuf. Tabanca taşıyorsun. Bırak şimdi, Melahat gelecek. Çıkar o tabancayı Salih. Delirdin mi sen? Senin delirmenden iyidir. Çıkar diyorum o tabancayı. Yalvarırım, çıkar onu Salihciğim. Sinirlisin sen. Ya elinden bir kaza? Allah korusun, ne yaparım ben? Ben çocuk değilim Zehra. Biraz sevgin varsa bana taşıma o tabancayı. Seni sevdiğim için taşıyorum o tabancayı. Saçmalıyorsun Salih, gülünç olma. Bizim sevgimizin tabancaya ihtiyacı yok. Zehra! Alo? Zehracığım, Salih Bey orada mı? Evet. Bir dakika, Cemal Bey arıyor. Alo. Buyurun, ben Salih. Gel de konuşalım seninle. Şimdi mi? Evet, şimdi. Yarın Londra'ya gidiyorum. Peki. Allah'a ısmarladık. Kolektif, iyi günler. Salih Bey'i rica ediyorum. Alo? Salih Bey Ankara'da efendim. Salih Bey geldi Ankara'dan efendim. Çakmağını bırakmış bizde dün gece. Haberi olsun. Şeyde var adı dersiniz, iyi günler, hemen arasın gelince. Günaydın. Günaydın. Ne o? Yoksa sevinmedin mi geldiğime? Dün gelsen daha çok sevinirdin. Ben de. Ama ancak bu sabah çıktı imzadan. Biliyorsun Ankara bir alem. Artık tamam Zehracığım. Bu ihaleyi de kurtardık demektir. Şu Taşpınar'ın şeyleri, raporlarını bir gözden geçirmek gerekiyor. Günaydın. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bu jet hızıyla yükselişiniz benim de uykularımı kaçırmaya başladı Salih Bey. Tek başıma yükselmedim Kerem Bey. Birlikte oldukça kimse düşüremez bizi. Oldum bittim korkutmuştur beni Cemal. Bize karşı her büyük eksiltmeyi kaybetmesinden de korkuyorum. Cemal Bey'i sizden iyi tanıdığımı ispatladım. Çok büyütüyorsunuz gözünüzde. Ben sadece kazanacak olanı desteklerim. Ben de kazanırım. Bak Aysel'cim, teknik raporlar burada. Bu dosyalarda Taşpınar'ın ihale belgeleri filan. Salih Bey'in iş takip mektupları, Karabük'te Erdemir'le yazışmalar. Peki Zehra Hanım, siz? Ben işi bıraktım Ayse. Ne kadar istiyorsunuz şimdi? 4 milyon kadar bir eksiğimiz var. Taşpınar'ın raporlarını görebilir miyim? Tabii. Zehra Hanım. Buyurun beyefendi. Zehra Hanım yok mu? Hayır efendim, bir emriniz mi vardı? Taşpınar'ın dosyasını getirin. Başüstüne efendim.
Efendim? Şükür Salih Bey, bu üçüncü arayışım. Ah, buyurun. Söyledi mi sekreteriniz çakmağınızı unutmuşsunuz gece? Sabah aradım, Ankara'da sanıyorlardı sizi. Alo? Efendim? Tarabya'ya gidiyoruz bu akşam, değil mi? Bakalım, gelmeye çalışacağım. Babanızı vereyim mi? Aa, babişko orada mı? Verin bana onu, sizi o kandırır ancak. Senden kurtulamayacak mıyım kızım? Bunlar değil be kızım. Zehra Hanım bana bunları verdi efendim. Zehra Hanım nerede? İşi bıraktığını söyledi, gitti efendim. Peki, git bana Taşpınar dosyasını bul. Emredersiniz. Kandırmak kolay mı Salih Bey? O bizi kandırmasın da. Patron geldi mi? Siz yan odaya geçin, ben haber vereyim. Aysel Hanım! Efendim? Hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Nasıl gidiyoruz? Bilmem ki, iyi olacağız. Hazırladılar mı zarfı? Daha değil galiba. Çok gizli tutuyorlar bu sefer, korkuyorum. Benden de kuşkulanıyorlar galiba. Aman Nazif! Bulacağız bir yolunu. %10'a çıktı hissen. Sağ ol. Buldun mu? Bulamıyorum beyefendi, yok. Yok mu? Deli misin sen? Ben bakayım. Zehra Hanım yok mu? Ayrılmaya kalkıyor bizden. Kadınlardan korkarım ben. Zehra mı bizi ele verecek? Hastasın. Haklısın, hastayımdır. Alo? Alo? Zehra Hanım, alo! Alo? Zehra! Zehra! Merhaba efendim. Bir hatırınızı sorayım dedim. Sağ olun. Salih'te işten ayrıldığınızı duydum. Çok üzüldüm Zehra Hanım. Bize emeği geçmiş arkadaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmaz. İşiniz sizi bekliyor. Sağ olun. İş düşünmüyorum henüz. Düşündüğünüz zaman işinizin başına geçebilirsiniz. Hem de daha iyi bir ücret. Nazik ilginiz için sağ olun. İyi günler Zehra Hanım. İyi günler. Kolay bırakabilirdin demek beni. Sen neleri kolay yapmadın ki? Ne yaptıysam sana kavuşmak için yaptım. Kopmak istesen daha ne yapardın? Niye beni anlamıyorsun bir tanem? Hayatımın en dar boğazından geçiyorum. Ecel köprüsü bu. Bir düştüm mü? Ne gereği vardı bu yolların? Daha kolay mutlu olamaz mıydık? El kapılarında sürünerek mi? Onursuzluk içinde sürünüyoruz şimdi de. Katlanacağım bazı şeylere. Biraz daha paraya ihtiyacım var, o kadar. Artık hep paraya ihtiyacın olacak. Bakışlarındaki anlam bile değişti. Söylediğin tek doğru söz para sözü. Onun da özünde yalan yatıyor. Havaalanında karşıladılar beni dün akşam Kerem Beyler. Bu yüzden yalan söylemek zorunda kaldım sana da. Bu kaçıncı karşılayışları? Bağışla beni Zehracığım. Ama biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi. Hiçbir şey bilmiyorum ben artık. Hemen evlenelim istersen. Sadece bunu düşündüm her zaman. Ama biliyorsun şartlarımızı. Ancak geliyoruz kendimize. Taşpınar santralları ihalesi biter bitmez evlenelim. En tehlikeli iş bu, biliyoruz. Biliyorum. Gene de fazla beklemeyeceğiz artık.
karar günümüzün şerefine. Sevinmemiş gibisin. Sevindim. Ha sahi, o Taşpınar raporu nerede Zehra? O salak kız bulamıyor bir türlü. Aysel'e teslim etmemiş miydin? Bilmem. Etmişimdir herhalde. Hatırlamaya çalış Zehracığım. Kerami Bey dosyayı bekliyor bizden. Benden beklemiyor. Hadi sakla projeyi de çıkmaza girelim. Zaten zor razı ettik Kerami. Beni de kolay razı edemeyeceksin. Zehra. Hesaplarım var artık. Bırak maskaralığı. Yalnız sen mi maskara olacaksın? Bana bak Zehra. Kaybedecek bir dakikan bile yok, anlıyor musun? Beceremeyeceğin oyunlara kalkma. Cemal Bey'deyim artık. Demin telefonda anlaştık. Benim beceremeyeceğim oyunları o becerir. Demek sen? Evet. Tam düşündüğün gibi. Vay aşağılık! Aşağılıklara layıksın sen! Oyun oynayacaksın sen bana! Ulan ah be! Nerede projeler? Nerede diyorum sana, söyle! Alo, ne var? Ne oldu? Çok affedersiniz. Kartotekslerin arasına düşmüş Taşpınar dosyası. Şimdi buldum. Allah cezanızı versin. Demek oynadın benimle. Oyuna bile değmezsin. Defol buradan! Defol diyorum, defol! Duymaya, görmeye tahammülüm yok artık seni! Defol! Nişanlandılar. Zehra'nın haberi var mı bundan? Böyle şeyleri pek izlemez gazetelerde. Ama bunu görecek. İyi. Senin durumunun farkında mı? Olsa da Salih'e duyuracağını pek sanmam. İhale zarfları verildi mi? Hepsi tamam, Salihler de teslim etti. Fena vurdunuz. Bizimle oynanmayacağını tam anlamalı. Daha çok göreceği var. Buyurun. Son haftanın günlük durum cetvelini getirir misiniz Zehra Hanım? Peki efendim. Affedersiniz beyefendi, grev oynaması yapacaklarmış Necati Bey istiyor. Olaylar başlayacak ve fabrikayı kapatacağız. Beyefendi! O kadar! Bizimle oynanmayacağını herkes anlamalı. En başta da işçiler. İşimize bakalım arkadaşlar, kulu gürültüye pabuç bırakacak kimse yok işimizde, uymayın onlara! Herif kapatacak fabrikayı, sokaklarda sürüleceğiz, kafasızlar, şaşmayın bizim sendikadan! Bütün Karadenizlileri fabrikadan kapı dışarı edecekler, yarımızı hep Malatyalılara alacaklar arkadaşlar! Ustabaşı doğrudur ha! Yalan konuşuyorsun Cafer! Sen sus ulan kuyruklu köpek! Köpek de sensin, kuyruklu da sensin hansın! Ulan! Arkadaşlar, oynamayı kazanıyoruz! Merkeptir yaptıklarım, duymayın ona! Duymayın, dinleyin beni! Dinleyin! Doğruyor! Ulan tutun! Budur ulan, kaçırmayın! Kovmayın, yakalayın! Thank you.
aziz! Ulagancıklar! Utanın! Kul sizin ölen! Ya kaçıyor katil yetişin! Ya kaçıyor katil! Beni ne tutuyorsunuz? Katilce ol siz ha! Bırakın beni ya! Ya bırakın! Katili yakalayın! Azam belasını bulur. Seyir bitti Zehra Hanım. İşimize bakalım. Ne katı, ne duygusuz bir adamım değil mi? Karşı çıkmanızın gereği yok Zehra Hanım. Ne olduğumu biliyorum ben. Saklamıyorum da. Öyleyim. Ve öyle olmak zorundayım. Bir savaş veriyorum ben. Ya kazanırım... ...ya da hep birlikte kaybederiz. Almaz mıydınız? Teşekkür ederim. Kimseye güvenmeyeceksiniz bu savaşta. Hele duygularınıza asla. Siz de öğrendiniz bunu acı biçimde. Oturmaz mısınız? Dert ortağı sayıyorum bir bakıma sizi kendimle. Kendimi o kadar dertli saymıyorum ben. Bunu duymak mutlu etti beni. İçmeye değer. Ben içmem. Bir yudum da mı? Aynı savaşın içindeyiz nasıl olsa. Gelin birlikte yürütelim. Hangi savaşın? Duygularımıza karşı savaşın. Bağışlayın. Bir savaşa girecek kadar güçlü değilim. Bu konuyu bu akşam bizim kulübün şenliğinde tartışalım isterseniz. Sizinle tartışamam. Memurunuzum. Ah sahi, o da var değil mi? Nedense hep unuturum memurum olduğunuzu sizinle konuşurken. Hatırlatmak görevi. Başka bir emriniz yoksa ben... Rica ederim, buyurun. Ama benimle birlikte şenliğe gelirseniz çok sevinirim. Yoksa ben de gitmem. İşte bir de tehdit. Zehra Hanım. Yok, yok bir şey. Hadi kardeşim, dağılın, fabrika kapandı. Kapattı şerif fabrikasını. On diye adam vuruyorlar, onları neye tutmaysınız? Haklısın ya, katilleri yakalayın. Günaydın. Ah, pardon, Cemal Bey'i görmedim de. Anılara saygım vardır. Dayanamayacak gibiysen çıkalım. Saçmalayıp durmasana. Ha, sahi. Üstüne varmamak gerekir böyle durumlarda. Tecrübesizliğime ver Salihciğim. Bakın bunu düşün. Bağışlayın beni. Kalkalım isterseniz. Siz bilirsiniz. Benim için gereği yok. Aa, şuraya bakın Cemal Bey birini daha yakalamış ayol.
biraz müzik dinleyeceğiz biz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne içersin? Sen ne içersen? Seni içmek istiyorum. Niye hep pişmanmış gibisin? Pişman olacağım şeyi yapmam. Babamla senin çıkarlarınız için mi seviştik yoksa? Niye bir şey söylemiyorsun? Baban senin dışında değil. Sevgi, aşk söz konusu olunca her şey dışımda benim. Ben de öyle düşünüyorum. Biliyor musun? Yarın karar günü. Benim her gün karar günüm. Seninle tanıştığımızdan beri. Yüksek ihale işlerinize aklım ermiyor benim. Birbirimizin olmayı... aklının ermediği o yüksek ihale işlerine borçluyuz. Seni sevmesem nefret ederdim bu maddeci tutumundan. Tıpkı babam gibi. Dünyada her şeyi hazır bulursa... istemediği şeyden nefret etmekte hakkı oluyor insanın. Bana izin. Erkenden ihalede olacağım yarın. O kıza dönmeyi düşünüyor musun? Sen beni bırakmayı mı düşünüyorsun? Elimde mi? Evet, ha şöyle. Tamam, sonucu hemen bildir bana. Birazdan çıkacağım. Fabrikadayım. İyi günler. Uyumana bak, erken daha. İşe geç kalmamalıyım. İstersen hiç gitme bugün. Görünüyorsun. Yorgun, işe gitmeye alışkınım. Salih Bey'in işi tamam bugün. Salih Bey'le sizi ilgilendirir o. Pişman olmayacaksın Zehra. Her şeyinle beğeniyorum seni. Saçma şeyleri at kafandan. İnsan bir kez pişman olur. Gel yavrum, gel yavrum. Sadece memurunuzum sizin, başka bir şeyiniz değil. Ayık konuşacağız bunu. Sarhoşlukla değil. İhaleden çekildiklerini bildiren firmalara ait... İki ve dört numaralı zarfları açmayıp, diğer istekli iki firmanın Tek Holding ve Salkar Anonim Ortaklığı'nın zarflarını huzurunuzda açıyorum. Önce Salkar Salih ve Kardeşleri Ortaklığı'nın zarfı açıldı. Taşpınar kanal baraj yapımı için gerekli araç ve gereçlerin firmamızca 37 milyon 400 bin liraya hazırlanmasını kabul ve taahhüt ederiz. Taşpınar kanal baraj yapımı için gerekli araç ve gereçlerin firmamızca 35 milyon 900 bin liraya hazırlanmasını kabul ve taahhüt ederiz. Tek Holding firmasının teklif ettiği fiyat komisyonumuzla da uygun görünmekle adı geçen firmaya geçici ihalesini yapıyor. Olmaz. Demek ki oluyormuş. Boşuna Salih Bey. Hepimiz komiyiz. Boş versen gene ama. Sattın beni ha? Zaten hepimiz satılıyoruz ha. Nasıl? Hadi hadi git şimdi hadi. Bırak bak, seni severim. Bu adamlarla baş edilmez oğlum. Bırak dedim sana bak.
Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Rapor aldın mı? Raporsuz da geçiyor. Hakkını ara oğlum. Kanunda dayak yok. Bilirik kanunu. Bitmedi mi bu kız davası? Yok canım. Öyle kalmış orada işte. Boyuna seni soruyorlar. Yakalanma. Çok kötü olacak he. Yakalanmam. Memlekete gitsene sen. Memleketten okuyup millete yararlı olalım diye geldik. Kaçalım mı şimdi de? Okutuyorlar mı ki? Kimi okutuyorlar ki? Dün iki kişiyi vurdular gene. Bizim sendikacı Rıfat'ın çoluk çocuğu da kaldı ortada. Namussuzluğa. Birbirine düşman ediyorlar işçiyi. Biz de bırakıp gidelim, öyle mi? Silahın var mıdır? Var. Bu bizim silahımız. Emekçi halkımız uyandı mı silahları boşuna patlar onların. En güçlü silahımız bunlardır. İşçiler, işverenin kanlı oyununa gelmeyin. Hepimiz bu memleketin emekçi halkının çocuklarıyız. Hepimiz kardeşiz. Doğulusu, Karadenizlisi... Kim kaç geliyor lan? Kerim nerede? Babası değilim, anası değilim Kerim'in. Ne bileyim nerede? Hem siz kimsiniz? Neyin oluyor senin? Ismımızdır uzaktan. Arama izniniz var mıdır? Amma da çok şey biliyorsun sen. Her vakit arama iznimiz vardır. Arayın öyleyse. Niye çöktün deve gibi? Kalksana ayağa. Ayakta duracak hal mi bıraktınız? Bizi atlattığını sanma. Haber aldık buralarda Kerim. Uğrarsa doğru bize haber vereceksin. Ne bakıyorsun? Maaşı siz alıyorsunuz. İşi de bize mi göndereceksiniz? Verme haber de görürsün. Namuslu sendikacı Rıfat Güçlü sizin için can verdi. İşverenin kanunsuz kanlı oyununu bozacak ve bu karanlıktan bütün ülkemizi kurtaracak gerçek güç sizsiniz. Yaşasın işçilerin birliği. Bütün emekçiler kardeştir. Ne oldu? Bu but ancak Azize yeter Zeynel amca. 60 kişi olduk. 40 kişiydiniz geçen. 60 kişiye niyeden et verem oğlum? Biraz da arka sokaktaki Mahmut'tan alın. Babamızın hatırını sorarlar. Babamızın hatırını soran yok. Zeynel efendi, 5 liralık kıyma verir misin? 5 liralık kıyma olur mu be? Hepten dilencilere döktünüz işi. Vermeyeyim hadi. Tövbe! Hey Allah! Ne günlere kaldık, Allah kahretsin siz! Tuh be! Ne oluyor bunlara? Fabrika işbaşı yapıyor. Aziz! Artık siz bulursunuz. Oğlanı, Gümüşhaneli yok diyor. Memlekete gitmiş. Oldu. Daha boşun değil burası. Vermiyorum. Vermiyorsun ha? Vermiyorum işte. Verme, verme bakalım. Allah cezanızı versin, vicdansız herifler!
fabrika açılacak. Herkes tek tek başvuracak. Saçmalıktır bu. Bizim sendika olarak... Bunca yılın işçisiyiz. Kabul etmez. Hiç kimse kabul etmiyor. Bize söylenen bu. Öğleden sonra Necati Bey gelecek, onunla konuşursun. Harun, gelin bu tarafa. İsmail, Temel, hepiniz kaçın oraya. Hadi, uçaklar. Ne çıkırsa hep bu Karadenizlerin başından çıkır, anladın mı? Ulan niye oynayacaksın? Gelsana! Ben Gümüşhaneliyim oğlum. Hem Doğuluyum, hem de Karadenizliyim. Ne Karadenizlisin, ne de Doğulusun yani. bu memleketliyim. Biz bu memleketli değil miyiz lan, Allah seversen? Ne bileyim, bıcırganlara uydunuz. Aptallığınızdan. Tango. Tango. Bir tango köprüsü vardı bizim Gümüşhane'de. Yıkıldı selden. Sonra? Sonra daha iyisini yaptık. Ulan ne çok da elma yiyesin ha! Bunlar elma mı? Bizde elma var ki... Bey elması, göbek elması, gümüş elması, misket, godil... Tam 40 türlüsü vardı. Ne ola? Vallahi insanda keder bırakmaz elma. Siz sigara değilsiniz. Sigara nedir ki? Pis duman. Geliyorlar. Necati Bey gel. Fabrikaya bu arkadaşlarınızın istediklerini alacağız. Havadan zam yok. Çalışanı görürüz biz. Olay çıkarsa zararı size. Sokaklarda sürünmeyin diye açıyor bu fabrikayı Cemal Bey. Bir de sizi gerçekten düşünen bu arkadaşlarınızın ricasına dayanamadı. Kıymetini bilin. Evet tamamdır, doğru söylüyorsun beycağızım. Biz razıyız gündelığımıza. Allah'ıma kitabıma bu Trakyalılar Karadenizlerden boka. Biz razı değiliz. Abi biz de değiliz, bakmayın bu kalçın ağızlılara. Lan bu kafayla kapattıracaksınız fabrikayı. Konuşma be, sus arkadaşlar! Susun, beni dinleyin! Arkadaşlar, beni dinleyin. Fabrika 30 milyonluk ihale aldı. Size ihtiyaçları var. Diretin, tutun birbirinizi. Sendikamızla birleşelim arkadaşlar. Bu kahveler satıyor bizi. Rıfat bizim için öldü. Fabrikanın bize ihtiyacı var. Bizim onlara değil. Gel, gel buraya, buraya. Kemal'in fabrikayı mı koruyorsun? Ablana bir herif! Yarın savcılığa başvurabilirsin istersen. Cenazeyi yakınlarından biri alabilir ancak. Benden başka yakını yoktur burada komiser bey. Nereden gelecek anası babası buralara? Katilden de davacı olacağız. Yakalanmış mıdır? Görsen tanır mısın katili? Tanırım. Bütün işi gördü. Yalnız ben de... Ne oluyor?
geçmiş olsun, kimdi? Hadi içeri girelim Gümüşhaneli. Söyle, kimdi, karakola bildirelim. Yok bir şey, ehemmiyetsiz. Bu yana kaçtılar, he? Gelin bakalım, kimdi, nereye doğru gitmişler? Yapamam dedim size. Senin demenle mi yürüyor işler? Sizin demeniz de yürüsün, ne yapalım? Dikkat et Aziz! Bir daha giremezsin bu kapıdan. İnanmıyordunuz bana, çoktan döndün namussuz. Buyurun efendim, Salkar Kolektif. Salih Bey Ankara'dalar efendim. İhbarname geldi efendim. Bankayla konuştuk, yarına kadar mühleti var efendim. İyi günler. Utanıyorum artık yalan söylemekten. Yeni bir şey yok Faik Usta. Olmaz ki Aysel Hanım. Sabır kalmadı artık işi de. İki haftadır para alamadık. Ben ne yapayım? Buyurun, Salkar Kolektif. Yok efendim Salih Bey. Ödenecek efendim. Bilmiyorum. Ödenecek. Bu yaşta bu hataya hiç düşmemeliydim. Hiç mi ümit yok beyefendi? Geldi. Geliyor, Salih Bey geliyor. Salih Bey geliyor. Patron geliyor. Salih Bey'le konuşalım. Artık dayanamıyoruz beyefendi. Bir dünya nüfusu elimize bakıyor, ekmek diyor. Biliyorum Ekrem Usta. Sizin için uğraşıyorum ben de. Biraz daha sabır. Dinleyin beni! Söz, sendikanızın istediğinden de fazla zam vereceğim. Güldüreceğim yüzünüzü. İşçiye de zam vaat ediyor Allah'ım budalası. Babam orada mı? Burada Çiğdem Hanım. Kızınız sizi istiyor. Efendim? Babişko, Salko geldi. Ne istiyorsun? Salko'yu ver bana Babişko, akşam tarabeye gidiyor muyum? Cehenneme gidiyoruz! Aa, Babişko! Şimdi Babişko'na da sana da, bir daha beni arama sakın buradan! Bankalardan arıyorlar bir de... Tamam, sonra. Arayan olursa yok dersiniz gene. Peki efendim. Merhaba. Saklanmakla kurtulacağını mı sanıyorsun? Sen düşünmüyor musun kurtulmayı? Düşünecek yanı mı kalmış ki? 35 milyonluk bir işte tek güvenin nazifti demek. %10 da hisse verdin herife, benden habersiz. 3 ihale kazandırmıştı bize. Cemal Bey yükseltti seni, düşünce parçalan diye. Hem de benim üstüme. İrfan Baş'la konuşacağım. Baş Holding'le. Hiç mi zekanı kullanmayacaksın? Cemal Bey'le anlaşmaktan başka çare yok. Bankalarda protestolar başlamadan. O da lütfen kabul eder. Buyurun efendim. Baş Holding'i arayın. İrfan Baş'tan bir randevu alın bana. Peki efendim. Teşekkür ederim, bize bu yakınlığı duyduğunuz için. Size nasıl yardımcı olabilirim bilemem. Ciddi bir kuruluşta acele ve duygusal kararların yeri olamaz. Ayrıca bizim bu alanda tek holdingle bir çatışmaya girmemizin ne yarar sağlayacağını da düşünmemiz gerekir. Cemal Bey'le anlaşmak yolunu niçin tutmuyorsunuz? Kuzuyu kurda yollar mısınız? Bu alan kuzuların alalı değil Salih Bey. Konunun başka yönü kalmadı sanırım. Başarılar. Sağ olun. Umutsuzluğa düşmeyin Salih Bey. İş hayatında en önemli yanlış, üstesinden gelemeyeceği işlere atılmak, yapamayacağı vaatlerde bulunmaktır. Mesela işçilere zam vaadi gibi. Çiğdem Hanım'ı aramıştım hanımefendi. Çiğdem babasıyla birlikte bu sabah Londra'ya gitti Salih Bey. Londra'ya mı? Evet.
Acele işleri çıkmış Kerem'in. Giderken Çiğdem'i de götürdü. Peki efendim. Döndü dolaştı geldi. Boş boş. Hepsi boşuna. Hoş geldin. Hoş bulduk. İçmeyeceğim. Evet, seni dinliyorum. Geçmişi unutmak ikimizin de yararına olur diye düşündüm. Biraz sıkıntım var. Saklayacak değilim. Ama daha çok şeyler yapabilecek durumda fabrikan. Hiçbir şey yapabilecek durumda değil fabrikan Salih Bey. Çünkü senin fabrikan yok artık. Hiçbir şeyin yok. Kerami Bey akıllı adamdır. %45 hissesini bana devretti. Bizim Nazif'e verdiğin %10 rüşvet senetleriyle... yani %55'i ile benim elimde fabrika. İstersen batırırım o fabrikayı. İstersen bunu da batırırım. Tek holding tam 11 dalda çalışıyor. Dallardan birini kesip atmak sadece benim keyfimin bileceği bir iştir Salih Bey. 4 borverk, 4 otomatik freze gümrükte bekliyor seni. 10 milyon demektir. Akreditif için yakana asılmış 3 banka var. Sen bitmişsin oğlum. Şu kapımda bekleyen işçilerim senden çok daha iyi durumda. Çalıştırırsam gündeliklerini alırlar hiç olmazsa. Senin hak edeceğin gündeliğin bile yok. Hiçbir şansım kalmadı yani, öyle mi? Sen de biliyorsun bir şansın olduğunu ki bana geldin. Göründüğüm kadar katı bir adam değilim ben. Benim de bir zayıf tarafım var. Sana yardım edeceğim. Ama bir şartım var. Zehra ile evleneceksin. Düşünmek sadece vakit kaybettirir sana Salih Bey. Başka yarar sağlamaz. Aziz! Aziz oğlum! Aziz! Oğlum! Oğlum Aziz! Aziz! Bırakın! Bırakın Ali! Bırakın diyorum ben! Bırakın! Bırakın oğlum gitti! Bırakın diyorum size! Bırak çeker! Çeker! Ateşim benim! Ha gitti! Bırakın diyorum doğrayacağım onu! Eğlenmeye mi geldik, yasa mı? Fark etmiyor benim için. Oo, iyi akşamlar Salih Bey! Bak Zehra, kim var burada? Buyurun efendim, iyi akşamlar. Ne dersin, biz de böyle oturalım istersen. Emriniz? Rakı. Sahi mi? Oo. Biz de rakı içelim isterseniz. Tabii. Geleneksel dostluklar, geleneksel içkimizle kutlanmalı.
Sağlığınıza Salih Bey. Sağlığınıza. Birlikte iyi işler yapacağız Salih Bey'le. Şüphem yok. Belliydi sonunda birbirinizi bulacağınız. Ne de olsa bizim okuldan çıktı. Tam size layık bir öğrenci olduğumu ispatladı. Efendim, Necati Bey telefonda sizi rica ediyorlar. Rahat bırakmazlar ki. Bin yıl filan oluyor değil mi seninle tanışalı? Bilmem. Bana dün gibi geliyor ama... Dün mü? Okul önlüğümü çıkarıp, iş önlüğümü giyip senin yanına memur edildiğimde 16'sındaydım. En az 1000 yıl geçti. Gene 16'sındasın benim için. Aman ne güzel! Şimdi ilanı aşka da başlarsın belki. Kapanmamış yarayla oynanmaz. Ya, üzüldüm. Unutmamışsın. Bilirsin, patavatsızımdır öteden beri. Hiçbir şeyi unutmadım ben. Niye tevkif etmişler Şükrü'yü? Aziz'in katili mi? Hangi Aziz? Zehra'nın kardeşi mi? Komiserle konuşmadın mı? Komiser laf anlar cinsten değil beyefendi. Daha önce de söylemiştim. Bu karakol, bu komiser oldukça rahat yok bize. Pekala, anladım. Kapat şimdi. Gerekirse ararım seni. Yalnız bırakmayın Şükrü'yü. Ha, merhaba, ben Cemal. Şükrü için aradım. Bıraktırın onu. Biliyorum hakkımda neler düşündüğünü. Haklısın belki de. Senden başka hiç kimseyi sevmedim ben. Kahroldum, anlıyor musun? Sensiz kahroldum. Geri gelecek mi diyorsun eski güzel günler? Her şey senin isteğine bağlı Zehra. Belki evleniriz de. Sen istersen hiçbir engel tanımam ben. Yoruldum. Sizden önce biz başlayacağız galiba işbirliğine. Cemal Bey bakın ne diyor Salih. Beni hala seviyormuş. Şaşmam. Niye olmasın? Ben de şaşmadım. Niye olmasın? Tanıdın değil mi tabancanı? O günden beri çantamdan hiç çıkarmadım. Eteğime yan baksa vuracağını söylemiştim bu adamı. Ne eteği? Metresiyim bu adamın ben. Sana şu herifi! Yalvarıyorum, vur Salih! Senin kölen olacağım ömrümün sonuna kadar! Köpeğin olacağım! Beni seviyorsun değil? Hepsi şahidim olsun! İpe giderim seninle! Onlar asmazsa ben asarım kendimi sana bir şey olursa! Hadi Salih! Sen! Sen beni pula değiştin köpek! Hiç acı duymayacak mıydın öldürseydi beni? Senin için mi? Ölüm acısını tatmanda yarar var demek ki. Bütün acıları tattım ben. Öyleyse fazla yanmayacaksın. Kardeşini vurmuşlar. Kimler? İşçiler olmalı. Herkes birbirini öldürsün ki siz kazanın. Ne doymaz heriflersiniz be! İnmek istiyorum! Nereden çıktı bu? Dur! İneceğim! İnmek istiyorum! Anladın mı? İnmek istiyorum! Dur! İnmek istiyorum! Senin keyfince olsun bakalım!
Senin ineceğin yer bu karanlık sokaklar ben kazanmazsam pis kahve! Çık git, katil etme beni! Çık git buradan kahpe! Devol! Aslan gibi delikanlı! Vicdan yok heriflerde! Kimmiş bu adam? Nasıl var diller analarında? Geç değil mi size? Siz de kadar bağımsızınızdı bu işi! Başın sağ olsun. Gitme Zehra. Babanın aklı başında değildir. Kalbini kırar. Kırılmadık yanım mı kaldı benim? Vah, vah ne ettiler ha? Gecenin bu saati. Çok mu istersin öldürmeyi? Ölmeleri gerekenler yaşıyor. Çok istersen söyle. Ben gidip vurayım. Boştur öldürmek. Biliyorum. Ancak öldüren bilir bunu. Babamı vuranı vurdum 14'ümde. Ah ben kalkayım. Yorgunsun sen git yat. Pazartesi işte ol ki... İşim de yok artık. Bizim sendika başkanı çok akıllı bir oğlan. İşten çıkmak yok diyor bize. Bırakın onlar çıkarsın. Bakalım nasılmış çıkarmak. Git işe pazartesi. Biraz da bizden yana çalış. Hayırlı geceler Zehra. Aldırmayasın, her şey düzelir. Sağ ol. Hayırlı geceler. Artık Salih Bey yok! Zaten aciz bu güncelliklerle, yumruk kadar ekmek 2,5 lira! Çoluk çocuk et yüzüne hasret kaldık! Doğrusu! Doğru. 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 Dokuza kadar işbaşı yapmazsanız kapanacaktır fabrika! İçeride kalan gündeliklerimiz ne olacak? O eski yönetimindi, bizi ilgilendirmez! Yok be! İşbaşı yaparsanız belki onun da bir çaresine bakılır! Verdiğiniz söz bu muydu? Yoldaşlar! Artık beni dinleyin. Bu Cemal Bey'i iyi bilirim ben. İşbaşı yapmazsak alacaklarımız içeride kalır. Suyuna gidersek... Onlar bizim suyumuza gitsin. Suyun başı bizim elimizde. Evet. Arkadaşlar beni dinleyin. Cemal Bey'in fabrikasında da burada da istediğimiz zammı biliyorsunuz. Hakkımızın da verebileceklerinin de çok altındadır. Maksatları bütün iş yerlerinde ezmek, yıldırmak işçi. İşverenler ortak karar almışlar, işçiye zam vermeyecekler. Sizi düşük ücrete boyun eğdirmek için alacaklarınızı da ödemiyorlar. Yani savaş açtılar bize karşı. Her namuslu insan gibi biz de kendimizi savunacağız. İsterseniz birbirinize düşün, iyice vursunlar zincire hepinizi. Milyonlarca liralık iş aldı bu herifler arkadaşlar. Taahhüt ettiler, bakmayın yukarıdan attıklarına. İki fabrikayı da çalıştırmak zorundalar. İşbaşı yaparsak öteki fabrikadaki arkadaşlar da... Biz de yenik düşeriz! Bugün onlara, yarın bize! Ya onlar işbaşı yaparsa bu gündelikle? Siz daha önce davranıp onları mı satacaksınız? Nereye Nuri baba? Ben onları satacağım, onlar beni satsın. Fabrikayı onların da başına geçireceğim, görürler direnişi, eşşoğlu eşekler! İşçiye bol keseden atarsan böyle olur Salih Bey. Kaç türlü pisliğinizi temizleyeceğiz.
Anayurt Bankası'nın hisseleri? Topluyoruz efendim. 34'ü bulduktu dün. Sen bankalara çık. Baş üstüne. Burayı da yoluna koyacağız bugün. Çabuk söyle. Şey efendim, Zehra Hanım geldi. Çalışıyor. Çalışsın. Peki efendim. Sen gözünü aç da. Baş üstüne efendim. Yine toplanıyorum. Baş baş. Şimdi beni dinleyin arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, hakkımızı alacağız. O ne be? Nereye gidersiniz? Olay mıdır o kadar bu iş? Kafasını yaracaklar arkadaşlarımızın, bitecek ha! Başına şimdi de sen mi çıkarsın lan Cumhurşaneli? Ha, ben çıkarım! Adam kıtlığında ben çıkarım Haşim! Bir diyeceğin mi vardı? Ulan çekil oradan akılsız dali! Hadi yürü uçaklar! Niye bizi önlemeye çalışıyorsun? Ankara'da direniş yapırlar bizim için, utanın be! Sendikamızın kararı var! Ula hay, ben sizin sendikanızın sinsalasını be! Durun arkadaşlar, durun, beni dinleyin! Durun, dinleyin arkadaşlar! Görüyorsunuz, kanunları hiçe sayıyor bu namussuz kahpe analılar! Bunlar bizim hürriyetimize düşman! Düzen düşmanı bunlar! Arkadaşlarımız da bunlar öldürdü, biliyorsunuz! 17 yaşındaki aslan gibi delikanlı kardeşimizi, Aziz'i vurdular kahpece bunlar! Şimdi de burada anarşi yaratıp... Aziz'i öldüren sensin köpek! Vallahi ki gözümle görmüşsün! Asıl katil sensin! Kim çıkardı seni mahpus namından? Buraya uşaklar iftira ediyorsunuz! Ha bu bizim Şükrü'dür be! Kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Adam öldürmek yoktur bizde! Öldüreceksiniz de ne olacak bir kişiyi? Kendi halinize bakın siz! Suçlu bu mudur, biz miyiz? Ha, soruyorum hepinize! Belli ki bu, öteki, Haşim! Bizde de var bir tane! Ağzı kara ökkeş! Onu da bilirsiniz! Hepsi birer alçaktır bunların! Peki, bunların ardına düşenler... Bunlara kanan divaneler... Hanginiz kanmadınız? Birbirinizi boğdunuz daha düne kadar! Yok sen doğulusun, sen Karadenizlisin, sen Trakyalısın! Kafa mıdır bu, oyun değil midir bunlar? Aha, bu deyusların oyunu değil midir hepimize? Bizde kafa olsa, Rıfat abimizi vurdular! Hamide, gözümüzün önünde! Akıllandık mı? Demin de İlyas abiyi devirdiler taşnan! Biz de onları öldürürsek olur mu sanırsınız? Birini vuracaksın... Hemen iki yiğit koyacaklar yerine! Hamide, bizi harcayacaklar! Söz temsili! Yani işte, yani şey... Öyle, cahil bir adamım ben! Konuşmayı beceremeyim, görüyorsunuz! Çıksın da biri doğruyu konuşsun! Ben bu kadar konuşurum! Konuşma! Konuşma! Helal olsun abi sana, helal! Ben diyem ki, yani bunun bir tek yolu vardır! Arkadaşlar, hepimiz bir olduk mu, tamamdır bu iş! İşçi işçinin kardeşidir diyem yani! Neyi bölüşeceğiz? Hepimiz birlik olalım mesela! Hakaret ediyor bize bunlar, yok dağdan inmişik, yok kuyrukluymuşik! Ada dediler, ne olmuş? Kuyruğun mu vardır ki kızasın?
Siz de onlara hamsi diyesiniz. Kurban olsunlar hamsiye. Bölüşecek mal onlardadır. Biz birleşelim ki onlar birbirini yesin. Vallahi doğru söyleyeyim ha. Akrebin dört bir yanını ateşle çevirdin mi, kendine kıyar. Yapacağımız bu değil midir? Elbette budur. Haklıyız! 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 İşçilerin birliği yaşasın! İşçilerin birliği yaşasın! Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Koynunda orospu oldu. Defol ulan buradan Deyus! Al, al, vallahi iyi gelir.